Merhaba, benim adım Ece. Benimle ilk defa karşılaşanlar varsa birazcık kendimden bahsedeyim. Şu anda tıp fakültesinde okuyorum ve 3. sınıfa yeni geçtim. Ana dilim gibi İngilizce konuşabiliyorum. Hatta 2019 senesinde YKS sınavında 120. oldum. Şu anda da Almanya'dayım ve bir dil daha öğrenmeye, doğal olarak tahmin etmişsinizdir, Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi eve çıkıp hemen videoyu çekmeye başlayacağım. Siz de o sırada yorumlara hangi dili öğrenmek istediğinizi yazmayı unutmayın. Dil öğrenirken aslında önemli olan iki şey var. Biri gramer, öteki de vocab. Gramer aslında dil bilgisi demek. Ve bunu doğru düzgün öğrenebilmek için bir kitaba ihtiyacınız var. Her dil için kitap basan belirli enstitüler ve yayınlar var. Bu kitaplardan dijital ya da fiziksel olarak almak çok önemli. Çünkü bu kitapların içindeki alıştırmaları düzenli olarak çözerseniz gramer konusunda epey bir ilerleyebilirsiniz. Ben internetten kitap bulup tabletime yükledim. Her gün az da olsa çalışıp... Ay, yanlış görüntü, kapa. Her gün az da olsa çalışıp kendim böyle maruz bırakıyorum. Kitaplarda elbette vocab, yani öğrenecek yeni kelimeler de var. Ama kitaptaki bir iki egzersizle her şeye hakim olmanız imkansız. Yeni bir dilde bir sürü kelime var. Bunların hepsini öğrenmek korkutucu geliyor olabilir. Ama aslında yaklaşık 1000 kelimeyle gündelik hayatta rahat iletişim kurabiliyoruz. Yani dil öğrenirken de aslında birinci amacımız bu olmalı, iletişim kurabilmek. Kelimelere baktığımızda hayatta kalmamızı sağlayan şeyler birinci sırada öğrendiklerimiz. Bunlar en kolay öğrenilenler. Alanımız ve ilgi duyduğumuz şeyler de ikinci sırada. Geriye kalanlar da doğal olarak 3. Hayatta kalmamız için lazım olan şeyleri zaten bu kitaplar en basit seviyelerde bize vermeye başlıyorlar. Peki ya ikinci ve üçüncü basamaklar? İşte bu noktada biraz da bize düşüyor iş. Peki, kendimizi geliştirmek için evde tek başımıza neler yapabiliriz? YouTube'da direkt dil öğretme amacı taşıyan bir sürü çok güzel kanal var. Bunlardan en iyilerinden biri de Tonguç'un kanalı, Tonguçan aslında. Tonguçan gibi dil öğretmeye hem de sizi sıkmadan eğlenceli bir şekilde dil öğretmeye yönelik kanallar size bu süreçte çok fayda sağlayabilir. Ama illa öğretme amaçlı videolar mı izlemeliyiz? Hayır. İlginizi çeken her konuda video izleyebilirsiniz. Hepsi size fayda sağlayacaktır. Ama benim size önerim genelde günlük diliyle konuşan videoları, yani vloggerları ya da çocuk kanallarını takip etmeniz olur. Evet, çocuk kanalları. Neden diye soruyorsunuz, şu anda duyabiliyorum. Çünkü bebekler ve küçük çocuklar aslında aynı bizim gibiler. Bir dilde konuşmayı en baştan öğreniyorlar. Bu yüzden küçük yaş grubuna yönelik hazırlanan içerikler genelde dil öğretme amacı taşıyor. Belli bir konu hakkında olan videoları da mesela bilim, sanat, tarih gibi birazcık daha geliştikten sonra aynı amaçla kullanabilirsiniz. Bunun dışında öğrenmek istediğiniz dilde müzik dinlemek ve şarkıların, dinlediğiniz şarkıların çevresine bakmak da çok güzel bir yöntem. Bu sayede sıkılmadan dışarıda yürüyüş yaparken bile sürekli kendinizi öğrenmek istediğiniz kelimelere maruz bırakabilirsiniz. Yani bir örnek vermek gerekirse mesela ben Kore pop çok dinliyorum ve bir yandan da takip ediyorum magazin olaylarını falan. İster istemez şarkılarda ve konuşurken çok kullandıkları kelimeleri artık öğrenmeye başladığımı fark ettim. Bunu anladığım anda da direkt Spotify playlistime Almanca şarkılar ekledim ki aynı etkiyi bu dilde de görebileyim. Ben kişisel olarak en çok çizgi filmleri ve Disney dizilerini dil öğrenme amaçlı kullanmayı seviyorum. Özellikle Mucizevi Uğur Böceği favori çizgi filmim. İzlemeyen herkese kaldım artık bilmiyorum ama öneririm. Disney veya Nickelodeon tarzı gençlere yönelik, çocuklara yönelik dizi üreten kanalları izleyen varsa zaten bilir. Buradaki oyuncular tüm duyguları acayip abartılı eller, kollar, yüz ifadeleri, her şeyi kullanarak anlatıyorlar. Olayları çok fazla görselle destekleyerek size sunuyorlar. Bu yüzden ben bu dizileri izlerken altyazıyı açmasam bile karakterin ne demek istediğini, ne aktarmak istediğini bir şekilde anlayabiliyorum. Altyazı demişken, eğer Netflix kullanıyorsanız dizi film izlemek için Language Learning with Netflix eklentisini mutlaka yükleyin. Bu uygulama dizi izlerken aynı anda iki farklı dilde altyazı açmanızı sağlıyor ve bilmediğiniz kelimelerin üstüne geldiğinizde kolayca anlamlarına ve okunuşlarına ulaşabiliyorsunuz. Kitap okumak da aynı şekilde. Yine çocuk kitapları ve masalları ile başlayabilirsiniz. Ben Almanca masal çok fazla okuyorum son zamanlarda. Seviyeniz ilerledikçe de önce gençlik kitaplarına, sonra da yetişkinleri hedefleyen kitaplara başlayabilirsiniz. Mesela burada Almanya'da insanlar kullanmadıkları eşyaları kapıların önüne bırakıyorlar ki birileri alıp faydalanabilsin. 6.5 hours later. Ben bu çocuk kitabını görünce hemen kaptım mesela. Elif'le biraz tuhaf görünüyor olabilir. Koca kazık, bunu mu okuyorsun diyeceksiniz ama gerçekten okuyorum. Çünkü içinde bir sürü görsel ve bir sürü basit günlük hayatta ihtiyaç duyulan kelime var. Konuşmaya gelirsek, konuşmak için en önemli şey pratik. O yüzden hey, eğer bu videoyu izliyorsan lütfen korkma ve utanma. Bir bebek misin gibi düşün. Hiçbir bebek bir anda sular seller gibi konuşmaya başlamıyor. Ama habire deniyor ve yanlış yapsa da kimse onu yargılamıyor veya bebek herhangi bir şekilde utanmıyor. Senin için aynısı geçerli. Sen yeni öğrendiğin dilin aslında
aslında bebeğisin. Kimse yanlış yaparsan önemsemeyecek. Çünkü yeni bir dil öğrenmeye çalışıyor olman bile kendi başına çok takdir edilisi. Seni bunun için ayrıca tebrik ediyorum. Eğer dili aktif olarak kullanabileceğin, karşılıklı olarak konuşabileceğin biri varsa mutlaka onunla öğrenmek istediğin yabancı dilde konuş. Biraz daha gelişince dili yine aktif olarak kullanabileceğin konferanslara veya etkinliklere katılabilirsin. Bu arada yabancıları iyi dinle. Bu bahsettiğim dizileri, videoları izlerken fonetiği yani kelimeleri nasıl telaffuz ettiklerini iyice duy. Kafana yerleşsin, taklit et. Aynısını yapmaya çalış. Bu sayede çok daha akıcı ve o dili doğduğundan beri konuşan insanlar gibi sen de kelimeleri söyleyebilirsin. Bunun dışında ben yolda giderken içimden etrafımdaki şeyleri, günümü ve kendimi anlatmaya bazen çalışıyorum. Bunu genelde içimden yapıyorum yani sesli yapsam birazcık tuhaf olurdu büyük ihtimalle ama yürürken bir yandan hep beynimden bir şeyler geçiriyorum ya da böyle dümdüz oturup bazen düşünüyorum. O büyük ihtimalle korkutucu görünüyordur ama hani şöyle bir görüntü oluyor evde. Benim aslında en sevdiğim şeylerden biri bunu bir yandan da dışarıdan sesli olarak yapmak ama bunu sadece evde yalnızken yapıyorum. Çünkü annem bir kere beni yakaladı ve biraz tuhaftı. Aynada veya herhangi bir iş yaparken sanki böyle bir YouTube kanalım varmış. Varmış demem yanlış oldu, YouTube kanalım var ama sanki YouTube kanalım için video çekiyormuşum gibi kendi kendime yabancı dilde konuşuyorum yani şey gibi. Merhaba benim adım Ece, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu kalemin ucunu açacağım falan gibi. Kendi kendime konuşuyorum. Bu da bayağı keyifli ve eğlenceli oluyor. Aynı zamanda bence videolarım için de faydalı oluyordur. Yani biraz kendi kendime konuşmaya alışmış oluyorum. Bilmiyorum, umarım bu tavsiyeleri, umarım benim tecrübelerimi ve anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur. Lütfen düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım birkaç ay sonra öğrenmeye başladığınız dilde istediğiniz seviyeye gelmiş olursunuz. Dediğim gibi beni yorumlardan haberdar etmeyi de unutmayın. Buraya tecrübelerinizi, dilde ne kadar ilerlediğinizi, hangi dili öğrenmek istediğinizi hepsini yazabilirsiniz. Ben de yorumlara cevap vermeye çalışıyor olacağım. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.